Merhaba sevgili yarışseverler. 25 Kasım Çarşamba İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. 9 koşulu bir program var. Elimden geldiğince her zamanki gibi yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. 4. koşuyla birlikte altılı ganyan heyecanı başlayacak. 2. altılı ganyan heyecanı İstanbul'da. 1. koşuyla da akşam saatlerinde yine 17.30'da birinci altılı ganyan heyecanını izleyeceğiz. Ben bugün sizlere elimden geldiğince ikinci altılı ganyanı yorumlayacağım. Yedili plase içinde oynayan dostlarım için de şanslı olabilecek birkaç ismi sizlerle paylaşacağım. Dün bildiğiniz üzere Ankara ve Kocaeli'de yarış heyecanı vardı. Sizlere Ankara'dan bahsetmiştim. İlk koşuda Caravaggio kazandı. İkinci koşuda kazanan isim 2 numaralı Wint oldu ki belki de Valente yarıştan çıkmasaydı White Rose'un şansı daha yüksek olabilirdi. Üçüncü koşuda Only the Brave bir kez daha kazanma başarısı gösterdi. Dördüncü koşunun kazanan ismi enteresandır. Duello oldu ki bugün rakiplerini kontrol ederek Ayhan Kurşun'la kazanma başarısı gösterdi. Beşinci koşuda Atik Soylu kazandı. Altıncı koşuyu kazanan isim 8 numaralı Narlıca Güzeli oldu ki tempoyu verip bir daha da durmadı sevgili dostlar. Yedinci koşu beklenildiği gibi gitti. Avan kaçtı. Golden Kick'te sonlarda gelip onu geçti sevgili dostlar. Doğru gidişat değişmediği zaman kazananlar da pek değişmiyor aslına baktığınızda. İlhan Perisi güçlü gelmesine rağmen Gökçe Kız, yarışın favorisi Gökçe Kız kazandı. Son ayakta da bugün çok iyi koşacağını söylediğimiz 3 numaralı Kulyin, Mehmet Akyavuz'da günün başarılı jokeyi Mehmet Akyavuz'da Tına Zekürüsü'ne bir başarı daha elde ettirdi ki özel bir tay olduğunu da aslında aksiyonlarında gösterdi 3 numaralı Kulyin sevgili dostlar. Kocaeli yarışlarına geldiğimizde ise 1. koşuda 6 numaralı Sunberg kazandı, bizi de kurtardı sevgili dostlar. Özellikle yarışı zaten ses kaydında anlatırken adeta birebir kopyası gerçekleşti. Ön tarafta iki isim mücadeleye girince Sunberg de Akın Sözen'le gerekeni yaptı sevgili dostlar. 2. koşuda altılı ganyan başladı. Boys to Poison gerçekten sınıf değiştirdiğini bugün bir kez daha kazanarak gösterdi sevgili dostlar. 3. koşuda kazanan isim 3 numaralı Gökçe Star oldu ki bugün 2 tane alt tekimiz vardı. Biri Gökçe Star, diğeri İstan'da. Ona rağmen altılı içeri atamadık. Geleceğim şimdi günün 5. ayağına. 4. koşuda zaten 2 isim ön plana çıkıyordu. Bunlar 1 numaralı Easy Easy ve 6 numaralı Şira Şira'ydı. Easy Easy zaten start önüne giderken ısrarla gitmemeyi tercih etti. Orada bayağı bir stres yaşayınca Şira Şira da geçildiği rakibi 5 numaralı Celal'ımı geldi tekrar geçti sevgili dostlar. 5. koşuda kazanan isim sonlarda etkili gelen anne attı. Tokyo Ventura yani Toro uzanan 7 numaralı My Queen Love kazandı. 6. koşuda da enteresan bir yarış gerçekleşti ki starttan çıktığı gibi 5 numaralı Samotraki kazandı sevgili dostlar. Bazen bizim Kocaeli yarışları enteresan gidişatlara seyrediyor ki bugün baktığınızda ön tarafı isteyecek Persian Rose, Tinemis, Secret Sanyette, Burning Rose, Lady Aşan gibi safkanlar hepsi oturunca Samotraki liderliği aldı, arkayı uyuta uyuta rakiplerini bir anda son 200 geçilirken uyandırdı ama iş işten geçti sevgili dostlar. Yani ben gerçekten bazen bazı yarışları anlamakta güçlük çekiyorum. Elbette yazabilirsiniz. Kuponunda tek olan at da, tek olan insan da vardır ama bu değişmez yani. Yarış doğru koşmazsa en azından ben kendi adıma kaybederim ama doğru kuranlar zaten kazanırlar. Bugün 2 tane tekimiz vardı. Biri Gökçe Star, biri de Son Ayak İstan. Yazanlar varsa, zaten kazananlar varsa tebrik ediyorum. İnşallah her zaman söylediğim gibi daha iyilerine inşallah diyorum. Altılı Ganyan'da doğru teki bir tane seçerseniz bulmaya yaklaşırsınız. 2 tane de seçip bulamıyorsanız orada hata yaparsınız değerli dostlar. Bakalım İstanbul yarışları bizlere ne getirecek? Sizler de tüm hipodromdaki, doğu illeri hariç tüm hipodromdaki ses kaydını dinlemek isterseniz, tüm rakipleri, kazanmaya yakın atların detaylarını dinlemek isterseniz 0553 425 59 30 WhatsApp üzerinden bu numaradan mesaj atarak yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla altılı ganyan kuponlarınızı da rahatlıkla oluşturabilirsiniz. En önemlisi sizlerin kaçırdığı yeri yarış günleri VIP ailesinde öğrenebilirsiniz değerli dostlar. Geçiyorum İstanbul yarışlarına. 3. koşuyla birlikte yedili plase başlayacak 18.30'da saatler.
Baktığınızda zor bir mücadele gibi gözüküyor sevgili dostlar. Çok isme gidebilirsiniz ama benim sizlere önereceğim isim gidişata baktığınızda çok da geride beklemeyecek olan, ön grubu yakın takip edecek olan 3 numaralı Semerkant. 3 tane kazandıktan sonra son 5.liğini ölçü almadığım, bugün iyi yerlerde kalıp etkili bir düzlük yarışı yapacak olan 3 numaralı Semerkant 7'li plaseden düşmemek için elimden geldiğince şanslı olmaya çalışacak isimdir. Malumunuz bazı dostlarım verdiğim tüm atlarla yanlarına ufak serpiştirerek 7'li plasede oynayıp kazanıyorlardı. Hem YouTube'da olsun hem de WhatsApp grubunda. Onlar için de 3 numaralı Semerkant önereceğim isimdir. 4 numaralı Maykon'u da biliyorsunuz. Geçen yarış çok inandığımız bir isimdi. Yine fotoda kaybetti. Bakalım bugün şanssızlığını Ali Kaçmaz ile kıracak mı değerli dostlar? Geldik dördüncü koşu. Altılı Ganyan heyecanı başlayacak. İkinci Altılı Ganyan heyecanı. 2 yaşlı İngilizlerin satış iki mücadelesinde bugüne kadar 2 tane sentetik, bir tane de Kocaeli'de kum pistte yarış gören, bence tam bir Çin pist atı olduğunu düşündüğüm, anne hattından Mehmet Kurt yetiştirmesi Lady of the Sea'ye giden 3 numaralı Sea Captain. Henüz gücünü koşmadı. Eşkal olarak sağlıklı görünen Deniz Yıldız tarafından da zaman zaman hazırlanan 3 numaralı Sea Captain bugün gerçekten güçlü gelerek bu koşuyu kazanabilir ki henüz Taylar gücünü bulamamış Taylar. Bakalım 3 numaralı Sea Captain düşündüğüm gibi kuvvetli gelip bu zor koşunun kazananı olacak mı? Malum satış koşusu hep bir türlü kendini gösterememiş isimler var. İnandığınız bir isim varsa mutlaka değerlendirin. 5. koşu 4 yaşlı Arapların mücadelesini izleyeceğiz. 1200 metre mesafede sentetik pistte son 3 yarışında kulaklık çıkınca kapalı gözlükle 3'te 2 yapan, ikisini kazanan, birinde Bursa'da Hızlı Asiye arkasında ikinci kalan, bugün de Türkiye'nin en iyi tempo jokeyi Saadettin Boyraz nezaretinde bu yarışa katılacak olan 3 numaralı Uçan Abla. Adı gibi başlarda uçup sonlarda da rakiplerine direnerek fotoyu bulmaya yakın isimdir sevgili dostlar. Süratli bir isim, gücü de var, ayağına çabukluğu da var, grup da uygun. Bakalım 3 numaralı Uçan Abla adı gibi uçup ablalığını gösterecek mi günün 5. koşusunda değerli dostlar. Geldik günün 6. koşusu. 4 yukarı Arapların 5 şart mücadelesinde ise çok ismi yazabilirsiniz burada. Kime giderseniz yarış oraya koşar. Çim'de istediğini bulamayan, sevdiği sentetik pistte yeniden dönen, Işman Çizik'te de iyi anlaşabilen 3 numaralı Afacan. Bugün de önde Şahin Semih'in, bir süre sonra Sinanlı'nın, Bütünay'ın, Yoldaşan'ın, Arısa'nın hani harekete geçirecek gibi olduğu koşuda kendini çok iyi saklayacak olan, son 2 Çin pist yarışına inanmadığım 3 numaralı Afacan bugün kuvvetli gelerek İstanbul'da 6. koşuda kazanmaya yakın isimdir gibi duruyor. Ama inandığınız bir isim varsa, malumunuz Arap yarışı, inandığınız isme mutlaka çarpı atın. Örneğin 2000 metre mesafeyi çok seven bir at da var burada değerli dostlar. 7. koşu Özkan İşgüden koşusu, kısa vade 7 mücadelede ise bu sene gördüğü yarışlarda hep iyi koşan, özellikle son yarış sonrası yaklaşık bir ay ara verip dinlenen, bugün her ne kadar jokey ile 4 kez koşup kazanamasa da bugün onun için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum. 600 ile 400 arası yarışı çalıp arkadan gelecek, rakiplerine direnmeye çalışacak olan 7 numaralı Depository güçlü Anatoli hattını sahaya yansıtıp bu koşudan galip çıkabilir değerli dostlar. Geldik 8. koşu 3 yaşlı Arapların maiden mücadelesini izleyeceğiz. Son koşusunda gerçekten çok iyi bir ata geçilen, sancara geçilen, hemşerim Sayın Murat Aktaş'ın sahibi olduğu sancara geçilen 6 numaralı Turap Bey. Bugün ekürüsü Bayçil ile birlikte start alacak ki değerli dostlarımın atları Akarsu ekürüsünün 6 numaralı Turap Bey. Bugün ön tarafa muhtemelen Bayçil'i yollayıp arkadan kuvvetli gelerek bu koşuyu kazanmaya yakın isim olabilir ki. Gidişat lehine görünüyor. Her uzayan mesafede 6 numaralı Turap Bey'in lehine. Bakalım neler yapacak. Bayçil de start aldığı 3 koşuda 3 kez takı değişikliğine gitti. Bugün de kapalı gözlük Dilba ile start alacak. Bakalım o da 55 kemiyotili rakatını sahaya yansıtacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Gülen ekürüsünün, Akarsu ekürüsünün safkanı 6 numaralı Turap Bey'in. Geldik 9. koşu 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde ise iki isim arasında gidip gelsem de artık bir tanesine karar verdim, ön plana yazdım. Kaç yarıştır beklediğim, özellikle kum pist, çim pist derken son Bursa yarışında takı değişikliğine giden, bütün takıları çıkarılan ve adeta babası gibi sonlarda etkili gelmek isteyen ama başaramayan, çok da iyi bir anne kanatına, çim pisti seven bir anne kanatına sahip olan 17 numaralı Aten Devino.
henüz beklediğimi koşmadı ama bir gün bir yerde harekete geçecek. O bugünkü uygun grupta Kadir Tokaçoğlu ile olabilir sevgili dostlar. Sonlarda etkili gelerek bu yarışı kazanabilir. Elimden geldiğince sizlere İstanbul yarışlarında her zamanki gibi yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İnşallah şans yanınızda olur. Yazdığınızda ganyan olur. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.